Ne edip bağınız Çele? Bugün Burdur yöremizin Salda köyüne ait meşhur köy böreğimizi hep beraber yapacağız inşallah. Gerekli malzemelerimiz, yufkamız, siz hamuru yoğurun güzelce ne? Böyle açın yani, açarak daha güzel olur. Biz şu an böyle elimizde bu yufka olduğu için bunu kullanalım dedik. Kıymamız var, maydanozlarımız var, bir demet. Soğanlarımız var, 4 tane. Siz tabi bu malzemeleri eksiltip artırabilirsiniz. Bayat ekmeğimiz var, bayağı daha sert yani, kafanızı kırabilir. Robot ya da rendi kullanabilirsiniz. Zeytinyağımız var, tavalarımız, ekmeğimizi koymak için kaplarımız. Burada da baharatlarımız, tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon. Aldık. Evet, malzemelerimizi, soğanımızı doğradık, kavurduk. Sonra biraz kavrulduktan sonra kıymamızı ekledik. Kıymamızı ekledikten sonra biraz pişirdik. Bayağı bir pişirdik hatta. Sonra ekmeklerimizi rendeledik. Onları küçülttük, galeta unu haline getirdik. Onun üzerine kavrulmuş kıymalı soğanımızı, içerisine baharatlarımızı, tuzumuzu da ekledik tabii ki. Bu bizim köy böreğimiz, saldamızın güzel bir bayram böreği. Bunu kimse bilmez. En yani Burdurluyum diyen insanlar bile bilmez. Salda yöremizin, saldamızın, güzel saldamızın, Maldivlerimizin, Saldivlerimizin meşhur böreği. Kat yufkamızı serdik canlar. Bunun üstüne hazırlamış olduğumuz içimizi ekleyeceğiz. Aslında bizim bu meşhur böreğimiz, bayramlarda çok yaparız biz bunu. Bayramda olmazsa olmazımızdır. Bu böreğimizin ilk başlama şeyi yoklukta, nenelerimiz, dedelerimiz yokluk zamanı kendileri bayat ekmeklerden uydurmuşlar. Yani aslında kıyma da sonradan eklenmiş olabilir. Ama gerçi biz yürüyüz ya, etimiz vardır canım o gıdada. Yani şaka bir yana, gerçekten çilekeş ninelerimiz, dedelerimizden kalma bir bize yadigar. Yani bayramlarda bizim her gittiğimiz evde mutlaka bu börek vardır. Baklavadan daha önemli yani bizim için. Bunu yapmamış insan bizim saldada beceriksiz olarak görünür. Şimdi her katımıza yufku serip üstünü de hazırladığımız güzel malzemelerimizi seriyoruz.
İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama biz genelde çok katlı yaparız. Çok lezzetli olur o zaman. Gerçekten de lezzetinden yenmez. İnşallah bir gün bayramlarda gelirsiniz. Hepinizi de yedirim ben. Şimdi böreğimizi yaptık, köy böreğimizi. Ayarı fanda yaptık. Burada da 200 derece yaptık ayarımızı. Pişmeye veriyoruz. Yufkalarımız alt üst kızarana kadar pişecek inşallah. Pek güzel oldu ya arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Keşke burada olsaydınız, şu fıtırtının sesiyle hep beraber yesek çayla beraber. İşte büyüklerimiz yokluk zamanlarında kendi mayaladıkları bayat ekmekleri böyle ufalamışlar, iç hazırlamışlar yokluktan. Biz çok şükür her şeyimiz var. Biz marketten aldığımız ekmeklerle yaptık. Aslında bunu üzerine örtü örtmem lazımdı şimdi. Sizi tanıtıyorum diye ben sıcağını kestim. Biraz hani örtüyle bekletebilirsiniz. Yumuşak olmasını, hani keserken daha kolay olur. Burada İstiyorum. bizim köyümüzde kedi tüyü dediğimiz bir otumuz. Şimdi bunu sosyetikle çiçek olarak kullanıyor. Biz de önceden topla topla şey yapardık, boyardık. Odamıza o destilen içini katardık. Her yeri süslemek için kullanırdık. Şimdi sosyetikler de aynı bizi taklit ediyor. Aynısına. Hadi hoşça kalın gari kuzucuklarım. Kendileriniz iyi bakın ben gari. Hadi hepinizin yanaklarınızdan öpüverim. Güzel güzel bakın kendiniz gari.